bazı batılı masallar vardır. İşte biri bir ara bahsetmiştik, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Bir masal daha var. Bir prenses var, çok güzel bir altın küresi varmış, böyle altın bir topu varmış. Gölün kenarında gezerken onu düşürmüş ve göle düşmüş. Tabii görünmüyor, göl de derin. Tabii ararken bakmış böyle bir taşın üzerinde bir kurbağa. Kurbağa demiş ki, istersen sana o kaybettiğin altın topu getirebilirim. Ama demiş, beni sarayına alacaksın. Prenses, kralın kızı, sarayda yaşıyor. Demiş ki, sana onu bulursam beni sarayına alır mısın? Masanda oturtur musun? Yatağında yatmama izin verir misin? Vesaire. İşte bunlara izin verirsen şey yaparım, ararım, büyük ihtimalle de bulurum. Ne demiş, beni öpeceksin demiş. Böyle şartlar sürmüş, öyle sürmüş. Tabii prenses de o altın topunu çok seviyor. Ne yapsın? Yani, tamam demiş. Yani, bir de kurbağaya söz veriyorsun yani. Hani sözünü de tutmayabilir yani. Neyse, tamam demiş. Kurbağa demiş ki, bak söz mü? Demiş, söz. Peki demiş. Dalmış göle. Gölden işte birkaç dakika sonra topu çıkarmış. Altın topu çıkarmış. Prensese vermiş. Prenses de çok 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 teşekkür etmiş falan filan. Kurbağa demiş ki, sen git demiş, ben sonra gelirim demiş. Prenses de tamam demiş. İşte gitmiş saraya, sarayda akşam yemeği falan. Tam böyle yemeğin ortasındayken şeyin kapısı çalmış. Sarayın kapısı çalmış. İşte hizmetçiler açmış. Demişler ki, efendim bir kurbağa geldi, prensesi arıyor. Allah Allah. Ya evet evet demiş prenses, gelebilir demiş. Çünkü aklına verdiği söz gelmiş. Neyse, kurbağa gelmiş. Ondan sonra işte beklemiş tabii, hani masaya buyur edilecek. Prenses tabii buyur otur falan filan çağırmış. Yanına oturmuş. Yemek yiyeceğim demiş. Öyle mi demiş. Neyse hadi ye falan filan böyle. Ondan sonra işte yemek yiymiş. Prenses yatağına doğru odasına giderken tabii kurbağa da arkasından geliyor. Kurbağaya bakmış. Kurbağa da demiş ki, senle anlaşmamız neydi? Senin yatağında yatacaktım ben. Peki demiş. Bir şey diyememiş, söz vermiş çünkü. Vesaire böyle devam etmiş. Kurbağa neyse yatağa oturmuş. Prenses de yatağın öbür tarafında. Kurbağa demiş ki, hani demiş beni öpecektin demiş. Tabii prenses, yani şimdi kurbağayı nasıl öpeceğim, o böyle ıslak ıslak böyle hani rahatsız olmuş, ama ne yapsın, kurbağaya söz vermiş. Kurbağayı öpmüş. Kurbağayı öpünce kurbağa prense dönüşmüş. Çok yakışıklı bir prense dönüşmüş. İşte birbirlerini çok beğenmişler. İşte sonra evlenmişler diye hikaye devam ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki, bu hikayeyi ben niye anlattım? Evet, bunu düşündüğümde şöyle bir anlam zihnime geldi. Aslında bizim gerçek kendiliğimiz bir şeyler tarafından örtülüyor. Yani hatta bununla ilgili bu bahsettiğim hikayeye benzer
öyle birçok farklı mitolojide veya hikayelerde, destanlarda, halk hikayelerinde böyle şeyler vardır. Böyle işte biri bir şey yer veya bir şey olur, değişir böyle. Hani işte insanken kurbağa olur veya işte bir başka hayvana dönüşür vesaire. Hani aslında bütün bunlar da bize biraz sonra anlatacağım şeyi aslında anlatmaya çalışıyor. Nedir bu? Aslında bizim gerçek kendiliğimiz ortadan kalkmamakla birlikte bir başka görüntüye bürünür. Mesela işte ben, gerçek ben nedir aslında? Gerçek ben varlıktır. Yani aslında ben dediğim şey nedir? Varlıktır. Başka hiçbir şey yanına eklememeniz gerekir. Yani ben kimim? Ben varlığım. Ben nedir? Ben varlıktır. Var olandır. Yanına hiçbir şey eklemeksizin yani. Saf haliyle ben varlıktır. Fakat zamanla ben ne hale geliyor gibi görünüyor. İşte mesela ben üzgünüm. İşte ben varlığımdan hoşlanmıyorum. Ben öfkeliyim. Ben yetersizim. Ben beceriksizim. Ben başarısızım. Ben kendimi değersiz hissediyorum. Ben kendimi böyle gerçekleştirememiş gibi hissediyorum. Kendimi kötü hissediyorum gibi. Aslında ne yapıyoruz? Tırnak içinde kurbağalaşıyoruz. Kedileşiyoruz, köpekleşiyoruz, domuzlaşıyoruz. Birçok şey oluyoruz. Mesela hani daha kötü örnekleri olduğu zaman diyelim ki işte ben çok kıskancım. İşte bir başkasının benden iyi olmasını çekemiyorum. Bir başkası benden daha başarılı olsun istemiyorum. Bazen aşırı kurnaz oluyoruz, tilki haline geliyoruz. Yani kurbağa deyip geçmeyin, kurbağa gene bazı hayvanlara göre iyi kalıyor, değil mi? Dolayısıyla aslında birçok tırnak içinde düşüncenin, duygunun şekline, rengine bürünüyoruz. Bu mitolojilerde, hikayelerde, destanlarda bir hayvan formuna girmek olarak anlatılır. İşte bu bahsettiğimiz hikayede de bir kurbağaya aslında dönüşmüş. İşte bazı yerlerde başka bir şeye dönüşür. Bazı yerlerde kurda dönüşür, köpeğe dönüşür, ata dönüşür, başka bir şeye dönüşür. Bazen sevimli hayvanlara dönüşür, bazen sevimsiz hayvanlara dönüşür. Böyle bir şey vardır. Ve ne olur? O hani ben varlıktır bilinci örtülüyor, sanki arka plana geçiyor. Görünen ne oluyor? İşte ben üzgünüm veya ben bir şey oldu mutluyum, ben bir şey oldu çok neşeliyim, ayaklarım yerden kesiliyor, bir gün sonra tepe taklak düşüyorum vesaire vesaire. Yani duygular, düşünceler ve davranış kalıpları imişiz gibi görünmeye başlıyor. Mesela şu an tırnak içinde kendinize bir bakın. Yani şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sorulsa her birinizin kendine göre bir cümlesi olacaktır, değil mi? Şu an kendimi ne bileyim böyle biraz boş gibi hissediyorum, biraz üzgün gibi hissediyorum, biraz dalgın hissediyorum, biraz mutsuz hissediyorum, ben işte neşeli hissediyorum, yorgun hissediyorum, öfkeli hissediyorum gibi envai çeşit duygu, düşünce ve bedenle bağlantılı, kendimi yaşlı hissediyorum, yorgun hissediyorum, şanssız hissediyorum gibi birçok düşünceyle, duyguyla tanımlayacaksınız kendinizi. Bu ne demektir aslında? Siz kurbağalaşmışsınız demektir. Hepimiz kurbağalaşıyoruz, tırnak içinde söylüyorum. Yani o gerçek varlık hali unutuluyor. Başka bir şeymişiz gibi kendimizi algılıyoruz ve hissediyoruz.
Peki ne yapacağız? Veya ne yapıyoruz mesela? Böyle durumlarda çoğunlukla ne yapıyoruz? Diyelim ki negatif bir duygu durumundayız. Mesela böyle çok mutsuzuz. Atıyorum yanlışlıklar yapmışızdır, bu yüzden kendimize kızıyoruzdur. Aynı zamanda kendimizi suçluyoruzdur. Ama aynı zamanda da moralimiz bozulmuştur, motivasyonumuz düşmüştür. Canımız hiçbir şey yapmak istemiyordur. O an kış uykusuna yatmış bir ayı olmuşuzdur mesela. Hani hiçbir şey yapmak istemiyor. Hiçbir aktivite, hiçbir motivasyon yok. Kış uykusuna yatmaya çalışan bir ayı gibi veya bir panda gibisiniz yani mesela. Veya bir başka durum olur. Böyle suratınız asıktır. Hiçbir neşeniz yoktur. Kendinizi haksızlığa uğramış hissedersiniz. Vesaire vesaire. Böylesi durumlarda insanlar ne yaparlar? Birkaç farklı yöntem izler insanoğlu. En çok izlediği yöntemlerin başında kaçmak gelir. Yani dikkatini dağıtmaya çalışır. Yani mevcut duygudan, düşünceden, halden uzaklaşmak ister. Bu en kaba kaçış tavırları nedir mesela? Dediğim ki içki içer. Aslında insan niye içki içer? Bir durumdan kaçmak için içer aslında. Yani mevcut durumdan mutlu değildir. O yüzden ben bazen içki içenlere diyorum ki çok mutluysanız için diyorum. Bakıyorum içki içme oranı azalıyor. Çünkü çoğunlukla mutsuzken içiyor. Bir şeyden kaçmak için içiyor. Her ne kadar insanların bir kısmı işte böyle keyif için içiyorum dese de aslında o kadar keyif için içmiyor. Çoğunlukla mutsuzluğunu, gerilimini, kaygısını, komplekslerini bastırmak için veya onlardan uzaklaşmak için mesela içiyor veya madde kullanıyor. Veya daha tırnak içinde masummuş gibi görünen alışkanlıklara eğilim gösteriyor. Mesela bazı insanlarda bu yemek şeklinde olur. Ben böyle canı sıkılan arkadaşlar tanıyorum. Canı sıkılınca hemen gel bir yemek yiyelim der. Veya gider bir çikolata alır. Çikolata da dopamin yapıyormuş ya, mutluluk hormonu salgılatıyormuş. Öyle de kendini kandırıyor tırnak içinde, meşrulaştırıyor. Ne yapıyor aslında? Mevcut durumundan kaçmaya çalışıyor. Mevcut durumundan uzaklaşmaya çalışıyor. Bunu mesela bazı hanımlar neyle yaparlar? Temizlikle yaparlar. Tabii bazıları süslenip püslenerek biraz böyle aynaya bakıp böyle makyaj şeylerini alır, atmosferini değiştirmeye çalışır. Veya ne yapar? Alışveriş yapar. Niye yapıyor? İhtiyacı mı var? Yok. Niye alışveriş ediyorsun? Ya ne bileyim bir bakayım böyle vitrinlere hani bir bakayım. Aslında ne var? Kaçış var. İhtiyacın yok ama alışveriş senin için bir kaçma konusu olmuş. Hatta şöyle der bazı insanlar. Ya ne var millet bara pavyona gidiyor veya işte diyelim ki kumar oynuyor. Ben ne yapıyorum ki işte AVM'ye gidip ufak tefek alışveriş yapıyorum. Bunu da çok mu görüyorsun? Ya konu çok veya az görmek değil veya işte ya bak sen böyle kaçıyorsun öbürü daha beter şeylere kaçıyor. Mevzu bunları mukayese etmek değil. Yani kim daha iyi kaçıyor? Mevzu bu değil. Mevzu kaçıyor olduğumuz. Nereye kaçıyor olursan ol, ne ile kaçıyor olursan ol, o bir kaçıştır. Neyden kaçıştır? Rahatsız olduğun bir durumdan kaçıştır. Diyelim ki o durumu hissetmek istemiyorsun. O durumla ilgili düşüncelerden kaçamıyorsun. Durduğun zaman o düşünceler geliyor. O düşünceler seni sarıveriyor. O düşünceler tarafından kendini kuşatılmış hissediyorsun. O zaman ne yapacaksın? Bunu bastıracaksın. Ama tam da bastıramıyorsun. Kaçacaksın. Neyle kaçacaksın? Kimi eğlenceyle kaçar. Mesela ben çok sonraları fark ettim. Yani insanların önemli bir kısmı
müziği kaçmak için dinliyor. Yani kafasındaki düşüncelerden kaçmak için müzik dinliyor. O zihninden geçen, zihninde dönüp dolaşan düşüncelerden kurtulmak için müzik dinliyor. Yani bir şey, bir şeyi bastırıyor. Bu da ne aslında? Bir çeşit kaçış. Dolayısıyla bu kaçış kavramını iyi düşünmenizi istiyorum. Çünkü herkesin kaçtığı şey farklı olabilir. Dediğim gibi biri içki içer, biri madde kullanır, biri eğlenceye gider, biri kumar oynar. Bunların hepsi birer kaçıştır. Ama kimisi biraz daha tırnak içinde makulmüş gibi görünen kaçamaklar yapar. İşte küçük bir alışveriş yapar veya kendine işte güzel bir yemek yapıp oturur, o yemeğin lezzetini alırken o kafasındaki hikayelerden biraz kurtulmuş olur. Ama kaçtığınız şeylerden tam olarak kaçabilir misiniz? Hayır, tam olarak kaçamazsınız. Durduğunuz zaman yakalanırsınız. Ha, kaçış bazen çok daha tırnak içinde verimliymiş gibi görünen bir şeyde de olabilir. Mesela çok çalışarak da kaçıyor olabilirsiniz. Yani kendinizi çalışmaya vererek de kaçıyor olabilirsiniz. Bunların hepsi kaçıştır. Ha, tabii ki tırnak içinde daha az problemli kaçışlar vardır. Daha çok problem oluşturan kaçışlar vardır. Bazı kaçış seçenekleriniz kaçtığınız sorundan daha büyük bir probleme yol açabilir. Yani hani sivrisinekten kaçarken yılana yakalanıyor olabilirsiniz bu kaçış hikayelerinde. O yüzden buralara dikkat etmek gerekiyor. Ben ne ile kaçıyorum, nasıl kaçıyorum? Ve tabii ki çok daha önemli olan asıl soru neyden kaçıyorum? Neyden kaçıyorum? Gelelim kurbağa hikayesine. Şimdi aslında orada prenses ne yaptı? Kurbağayı kaçması gereken bir şey olarak görmedi. Tabii söz vermişti falan da hani. Kurbağadan kaçmadı. Aslında kurbağadan hoşlanmıyordu. Yani kurbağayla yemek yemek, kurbağayla oturmak, kurbağayla aynı yatağa girmek hoş bir şey değildi onun için. Hele kurbağayı öpmek hiç hoş değildi. Ne yaptı? Bütün bunları yaptı. Aslında bu nedir? Kaçtığın şeyden kaçma mesajıdır. Neyden kaçıyorsan ondan kaçma. Kaçtığın şeye daha derinden bakarsan orada bazı şeyleri keşfedebilirsin. O yüzden kaçmakla kurtulamazsın veya kaçmakla bir yere varamazsın. Zaten adı üstünde kaçıyorsun yani. Hani kaçmak bir yere varmak değildir. Kaçmak bir şeyden kaçmaktır. Biz bir şeyden kaçtığımızda maksadımız bir yere varmak değil. Bir şeyden kaçmaktır. Diyelim ki işte bir konuda kaygılanıyorumdur. Temizlik yaparken kaygılandığım konuyu unutuyorumdur. Aslında bir yere varmıyorum. Sadece kaygılandığım konuyu biraz da olsa unutuyorumdur temizlik yaparken. Veya alışveriş yaparken. Veya müzik dinlerken. Veya başka bir şey yaparken. Dolayısıyla kaçmak bir yolculuk değildir. Kaçarak bir yere varamayız. Çünkü zaten kaçmanın amacı bir yere varmak değildir. Bir şeyden kurtulmaktır. Dolayısıyla aslında ne denmiş oluyor? Böyle yapma. Yani kaçtığın şeyden kaçma. Biraz onunla kal. Ya bırak. Zaten sarayına girmiş. Bırak gelsin.
bırak yemek masana otursun, bırak yatağında otursun, hatta onu öp yani, ona sarıl, onu itme. Bak bakalım, nedir kaçtığın şey? Kaçtığın şeyin altında ne var? Hani en başta dedim ya, aslında ben üzgünüm dediğimde aslında orada yine gerçek benimiz var. Ama o üzüntü tarafından üzeri örtülmüş. O üzüntüsüz benini bulabilirsin orada. Deyim yerindeyse. Diyelim ki çok kaygılıyım. Dur o kaygıyla, kaçma o kaygıdan. O kaygıdan önceki benini keşfedebilirsin orada. Ona o kaygınla kavga etme. O kaygını istemiyorum, bu kaygıdan bıktım, bu kaygıyla yaşamak istemiyorum. Hayır, direnç gösterme buna. Çünkü direnç gösterdikçe o büyüyecektir. Bırak dursun, kenarda dursun. İçinde büyük bir depresyon var. Tamam dursun, depresyonla otur, kalk, yat. Ne olacak? Ama bak sen o depresyon değilsin. Ama içeride bir depresyon var, içeride bir kaygı var, içeride bir başarısız bir hissiyat var. İçeride beceriksiz olduğunu düşünen bir hissiyat var, bir düşünce var. Dur onunla, niye, ne olacak ki? Yani o bir düşünce değil mi? O bir duygu değil mi? Dur onunla, o kadar kaçmana gerek yok. Otur yani. Yemek masasında otur. Bir tarafta sen otur, bir tarafta da o otursun. Bak ona, gözlemle. Kurbağa nasıl? Rengi nasıl? Gözleri nasıl? Dili nasıl? Ayakları nasıl? Bak yani. Ama bak o değilsin. Sen ona bakıyorsun, gözlemliyorsun onu. Kaçmana gerek yok. Kaçmakla bugüne kadar zaten bir şey başarabildin mi? Hayır. Kaçmana gerek yok. Kaçmadığında seni yok etmeyecek. Onunla kal. Onunla durabilmenin sakinliği içinde yaşa. Dur bakalım. İçeride böyle parmağını bile kımıldatmak istemeyen bir benlik var. Tamam dursun. Ama sen onunla kavga etmeden ve onu illa ortadan kaldırmaya çalışmadan ona rağmen hareket edebilirsin. Anlatabildim? Ona rağmen hareket edebilirsin. Buradaki ince nokta şu. Onunla özdeşleşme. Yani kendini ondan ibaret zannetme. Sen üzüntüden ibaret değilsin. Depresyondan ibaret değilsin. Sen öfkeden ibaret değilsin. İşte memnuniyetsizlik hissinden ibaret değilsin. Onu sadece gözlemle. Kaçma ondan. Kavga da etme. Ona direnç de gösterme. Ben bunu istemiyorum. Çünkü bazen böyle o gider... İçeride hala ne zaman gelecek, şimdi gene mi gelecek diye bekleyen bir benliğiniz oluşmaya başlayabilir. Neden? Çünkü onu istemiyorsunuz. Onu istemediğiniz için, hani kovsanız bile kısmen, bu sefer ne yapıyorsunuz? Acaba gene gelecek mi? Gelirse ne yapacağım? Ya gelirse, onun hikayesine kapılırsınız. Ya gelirse gelsin yani. Gelsin, otursun. Sıkıntı yok. Niye bu kadar kaçıyorum? Yani bu kadar kaçmamı gerektirecek bir şey değil ki. Ama bazen beni kendine benzetmeye çalışıyor olabilir. Tamam, olabilir. Ama sen ona uymak zorunda değilsin.
Mesela o diyebilir ki canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Ama sen ona rağmen bir şey yapabilirsin. Çok kaygılı bir düşüncen olabilir. O kaygılı düşünceye rağmen ben şu an ne olacağını hiç bilmiyorum. Bilemem de. Ben sadece şu an ne yapmam gerektiğine bakıyorum ve ne yapmam gerektiğine dikkat ediyorum. Ne yapmam gerektiğini dikkate alarak hareket ediyorum. Ama içeride de bir şey çok kaygılı hikayeler üretiyor. Ya bunu bazen mesela neye benzetebilirsiniz? Böyle bir çocuğa benzetebilirsiniz. Diyelim ki çocuk uyuyor. Sen de onunla beraber uyumak zorunda mısın? Değilsin. Veya bazen çocuk böyle hırçınlık yapar. İşte hiçbir şey beğenmez. İşte ne yersin çocuğun oğlun dersin evladım? De bir şey yemeyeceğim. Dur bak sana güzel işte krep yapayım. İstemiyorum. Dur sana patates kızartayım. Onu da istemiyorum. Onu da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. E tamam o zaman izin ver ben yemek yiyeyim. Ona da vermiyorum der. Çünkü sen ondan izin istiyorsun. Bak ondan izin istersen o sana da izin vermeyebilir. Ondan izin istemek zorunda değilsin. Ama onu bırakabilirsin. Bir şey yemek istemiyor musun? Tamam. Patates kızartması da yemeyecek. Onu da yemeyecek. O, tamam hiçbir şey yemeyecek. Tamam bırak. Onun derdine düşmene de gerek yok. Ona rağmen hareket edebilirsin. Tıpkı bunun gibi. Bazı benliklerimiz öyledir. Ama onların keyfini beklerseniz onların keyfinin ne zaman geleceği belli olmaz. Benim böyle bir arkadaşım vardı. Enneagram tipi de 4'tü. Baktım böyle 4-5 gün hiç haber yok. Yani birkaç binde bir arar yani böyle. Konuşuruz. Baktım böyle 4-5 gün haber yok. Neyse aradım. Ya dedi işte abi dedi yataktan çıkamıyorum. Yani bir düzelsem çıkacağım. Duygu durumum çok kötü. Duygu durumum değişirse çıkacağım. Neyi bekliyoruz? Mübarek duygu durumunun değişmesini ve ona müsaade etmesini bekliyoruz. O duygu durumu hazretleri ne zaman değişecek bunu bilmiyoruz. Ama ona tabi arkadaşımız. Yani o duygu durumu değişirse yatağından çıkıp sokağa çıkıp işine bakacak. Ben de ona dedim ki böyle tatlı bir şekilde. Dedim ya o duygu durumunun hani ne zaman keyfi yerine geleceği belli olmaz. Sen dedim bana bir uğra. Bir dışarı çık yani. Tabii hatırıma binaen çıktı ve o duygu durumu da değişti. Anlatabildim. O duygu durumu gitti. Zaten o bir durumdu yani. O bir duygu durumuydu. Ama kişi zannediyor ki ben o duygu durumuyum. Yani o duygu durumu benim ve bu duygu durumu bana ne diyor? Diyor ki otur diyor. Yatağından çıkma. Hiçbir şey yapma. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor şeklinde diyor bu tabii hani. O size canım diye konuşur. Anlatabildim. Canım hiç dışarı çıkmak istemiyor. Canım hiç şunu yapmak istemiyor gibi. O yüzden ona dikkat edin. Onunla kavga etmenize gerek yok. İlla onu değiştirmenize de gerek yok. Yani işte gel bir çıkalım ya. Yani tamam hadi moralim bozuk ama hadi bir çıkalım. Hayır ben çıkmayacağım. Canım istemiyor. Tamam canım o zaman sen evde otur. Ben biraz dışarı çıkacağım. Demeniz gerekir. Yani ona rağmen hareket edebilirsiniz. İkincisi bazen bazı duygu ve düşünce durumları vardır ki böyle hiçbir mantığı yoktur. Ama böyle bir fevrilik içindedir. Hani böyle bazen çocuklar olur böyle canı bir şeye sıkılmış, böyle öfkeli, kızmış. İşte atıyorum gidelim burada durmayalım böyle diye sürekli böyle bir
gergin, agresif tavırlar sergiliyor. İşte burada da olmak istemiyorum, şuraya da gitmek istemiyorum falan diyen böyle bazı duygu durumlarında çocuklar görürüz. Mesela bazen onlara yapılacak en güzel şey onlara sarılmaktır yani. Anlatabildim. Gel sana bir sarılayım. O bazen onu da istemiyorum der. İşte bırak beni der falan ama bir taraftan da şey der yani. Sarılsın bana iyi geliyor. Bazen bazı duygu durumlarına böyle yaklaşmak gerekir. Ya içimizde böyle çok mutsuz bir benlik vardır. Dersin gel canım ya, gel sana bir sarılayım yani. Çok mutsuzsun değil mi? Evet çok mutsuzum. Aşırı mutsuzsun değil mi? Aşırı mutsuzum. Çok aşırı değil mi? Çok aşırı. Tamam ya gel ben de sana bir sarılayım. Sarıl ona. Yani ne demek sarılmak? Ona doğal varlığınızla kucak açın. Tamam mutsuzsun olabilir. Gel. Mutsuz olduğunu görüyorum. Gel sana sarılayım. Gel benim varlığımın içinde dinle. Gel sakin, huzurlu, dingin olan varlığımda biraz istirahat et. Der gibi. Bazen ona sarılmanız gerekir. Ve o yatışmaya başlar. Hani bu bazı eski kovboy filmlerindeki gibi, filmlerinde olduğu gibi böyle vahşi ormandaki bir atın evcilleştirilmesi gibidir. Yani kovboy ne yapar? Kovboy onu sahiplenir deyim yerindeyse. Onun üzerinde durur, onunla kavga etmez. Mesela onu kırbaçlamaz. Veya işte onu eziyet etmez. Ona bağırıp çağırmaz. Yaptığı şey nedir? Sadece üzerinde durmaktır. Yani ben senin sahibinim veya ben seni koruyorum. Ben seni anlıyorum. O at önce böyle 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika bir binicisini üzerinden atmaya çalışır. Sonra 10-15 dakika, 20 dakika sonra at sakinleşir ve durulur. Çünkü onu sahiplenen, onu kucaklayan, seni her halinle kabul ediyorum diyen biri vardır. Bazen içimizdeki bu duygulara böyle bakmamız gerekir. Yani tamam, çok öfkelisin değil mi? Tamam. Hani deyim yerindeyse başını dizimin üzerine koy dinle. Öfkeli misin? Tamam, öfkeliysen öfkelisin. Yani onu düzeltmeye çalışmayın. İşte niye öfkelisin? Öfkelenme. Tamam, ama nerede öfkelen? Benim varlığımın sonsuzluğunda dinlen yani. Başını dizime koy ve orada dinlen. O sakinleşecektir. Ama ondan kaçarsanız ve onu bastırmaya çalışırsanız o daha da fevri hale gelir. Ve dikkat edin, kovboy atı böyle tutup sakinleştirmeye çalışmıyordur. Sadece biniyordur, o kadar. Yani bir nevi benim varlığımın içinde, tırnak içinde istediği kadar tepinebilirsin. Sıkıntı yok. Ben seni bırakmıyorum, sana sahip çıkıyorum, seni sahipleniyorum. Ama bak seni durdurmuyorum. Seni işte sakinleş, niye sakinleşmiyorsun demiyorum. Dilediğin kadar tepinebilirsin. Çifte atabilirsin. Ama ben senin yanındayım. Kim olarak yanındayım? Varlık olarak yanındayım. Varlığımla sana kucak açıyorum. Seninle kavga etmiyorum.
seni bastırmaya çalışmıyorum, seni ezmeye de çalışmıyorum, kes sesini de demiyorum. Ağlamak mı istiyorsun? Ağla, istediğin kadar ağla. Kızgın mısın? İstediğin kadar kızgın olabilirsin. Serbestsin, sen bilirsin yani. Sana kızgın ol da demiyorum, olma da demiyorum. Sen bilirsin. Sadece benim varlığımda dinlenebilirsin. Bu nedir aslında? Kurbağayı öpmektir yani. Yani seni olduğun gibi kabul ediyorum. Nasıl istiyorsan öyle kal. Ama benim varlığımda kal. Yani ben varlığımın içinde ona da bir alan bırakıyorum. Onunla kavga etmeden, onunla çatışmadan, ondan kaçmadan, ondan ürkmeden. Mesela diyelim ki içimde zaman zaman bir utanç duygusu ortaya çıkıyor. Ne zaman çıkıyor diyelim? Yani böyle bir şeyi bilemediğimde veya bir konuda yeterli olmadığını hissettiğimde utanç duygusu çıkıyor. Tamam, çıksın, utanıversin. Bakayım ona böyle, mesela farz et ki utanan bir çocuk var. Onu alıyorsun ve kucaklıyorsun. Onu yargılamadan, suçlamadan, çatışmadan, niye utanıyorsun, utanacak ne var ki diye sorgulamadan, öyle şey yapıyorsun. Olduğu gibi kucaklıyorsun. Bir bakacaksınız ki o dinginleşecek aslında içinizde. Sakinleşecek. Ama dikkat edin, onun hikayesine kendinizi kaptırmayın. Bu tıpkı bahsettiğimiz çocuk gibi. Çocuk size der ki, ya işte arkadaşım vardı, öbür arkadaş gelince benimle oynamadı, onu seçti, beni oyundan attılar, ben çok kızdım. Tamam canım, gel bir tane. İşte ben o çocuğu hiç sevmiyorum, nefret ediyorum. Tamam canım, sen bilirsin nasıl istersen. O senin bileceğin iş. Onu kucaklıyorum. Onun düşüncesine kendimi kaptırmıyorum. Dur o çocuğu gidip döveyim falan demiyorum yani. Ama o çocuğun duygularını dinliyorum. Olduğu gibi. Ama ben onun farkında olanım. Onun küçük dünyasından bakmıyorum. Onun penceresine mahkum değilim. Daha geniş bir yerden bakıyorum. Daha sonsuz, daha özgür bir yerden bakıyorum. O zaman ne oluyor? O zaten sakinleşiyor. Ben de zaten onunla kavga etmiyorum. Ben zaten daha sakin bir yerde olduğum için kısa zamanda o atmosfer sakinleşmeye başlıyor. Kaçacağım bir şey yok. Kendini kötü hissedeceğim bir şey yok. Ama bunu başarman için o duyguyla, o düşünceyle sakin kalabilmen gerekir. Ne kadar? Ne kadar olursa olsun. Yani bunun bir zamanı yok. İşte 5 dakika mı, 10 dakika mı, yarım saat mi? Mesela atıyorum diyelim ki işte ben kimseden yardım istemem diyen bir benliğin var. Bir kal onunla ya. Niye böyle bir benlik var acaba? Düşünmene de gerekiyor ama öyle bir benliğim var. Ben kimseden yardım istemem. Tamam, kal, istemem. Ona şefkatle sarıl, bir şey yap onu. Kucakla. O zaman onun hikayesi zaten otomatikman dökülecektir. Ya aslında benim de bazen ihtiyaçlarım oluyor. Yani en azından bir dost, bir arkadaşla dertleşme ihtiyacım var. Ve atıyorum diyelim ki elimde ağır bir poşet var. Yaşlanmışım. Bir başkası taşısa iyi olur ama öyle bir İçeride bir benlik var ki ben kimseden yardım istemem. Bir bak yani ona, kucakla onu. Niye öyle demiş? Acaba ihtiyacı olan bir zaman hiç yardım görmemiş mi? Bu yüzden böyle karar mı vermiş acaba tarihin bir vaktinde?
bundan sonra kimseden yardım istemeyeceğim diye böyle bir karar mı almış? Bir bak ona, o kendi çözülecek zaten. Yani onu sorguya çekmene gerek yok. Ekstradan. Bir bak ona. Ve atıyorum bir bak, niye bu kadar agresif? Ya niye bu kadar agresifsin İsmail? Büyük İsmail, küçük İsmail'e diyor ki, niye bu kadar agresifsin İsmail'ciğim diyor mesela, değil mi? Ona sarıl, ona kucak aç, kavga etme onunla. Acaba niye agresifsin canım? Ha bak, anlatmak zorunda değilsin. Ama ben senin yanındayım, ben seni sahipleniyorum. O bir bakacaksın, o dökülecek. Niye agresifim? Ya işte insanlar böyle yumuşak kalplilikten, merhametten anlamıyorlar diye. Ya işte bir zaman öyle bir karar verdim. Artık dedim ki bundan sonra böyle. Madem işte merhamete, şefkate, iyi niyete gelmiyorsunuz, o zaman sertliğe geleceksiniz. Bu dünyada bundan sonra İsmail böyle olacak diye karar vermiş o çocuk İsmail mesela. Bir bak ona. Kavga etmeden bak. Böyle sorgulamadan, çatışmadan. Onu savunmaya geçirme yani. Veya onu saldırtma kendine. Kavga etme. Onu kendin gibi de algılama. Onu bir çocuk gibi düşün. Bir çocuğu kucaklarmış gibi düşün. Şefkatle onu tut. Şefkatle sarıl. Onunla cebelleşme. Çatışma. Onu küçümseme, asla küçümseme, asla aşağıda görme, sadece kucakla. Bak tıpkı o kovboy gibi, mesela kovboy atı küçümsemez, ata baskı uygulamaz, ata sert davranmaz, sadece atın üstünde durur ve at sonra dinginleşir. Mesela bana çok garip gelmiştir o. Buyurun. Fiziksel, yani daha çok ruhsal durumdan bahsediyorsunuz gibi. Fiziksel olarak... Hayır, psikolojik durumlardan bahsediyorum. Yani psikolojik durumlardan. Fiziksel olarak mesela bir yolculuğun devamlı karacalandığını düşünün. 7 gün 24 saat hiç durmuyor. Onunla beraber yaşıyor diyorsunuz ama aynı zamanda da sizi çok rahatsız ediyor. Aynı şeyi burada yapabilir miyiz? Tabii, aynı şeyi burada da yapabiliriz. Aynı şeyi bedenine de uygulayabilirsin. Mesela diyelim ki parmağın karıncalanıyor. Olabilir. Canım bir tanem dersin, karıncalanabilirsin. Olabilir. Kabul ediyorum. Niye karıncalanıyor? Hasta mıyım? Veya işte şu hastalıktan dolayı karıncalanıyor diyelim. Tamam. Çaresi var mı? Bakarsın. Varsa sıkıntı yok. Çaresini bulursun. Çaresi yok. Tamam diyeceksin. Seni böyle kabul ediyorum. Mesela benim dizim ara sıra ağrıyor. Ben dizimle kavga etmiyorum. Buna sebep olan zahiren doktorla da kavga etmiyorum. Kimseyle kavga etmiyorum. Kaderimle de kavga etmiyorum. Diyorum ki ya bazen ağrıyorsun diyorum. Olabilir. Ben seni kabul ediyorum. Sen de beni kabul et. Böyle götüreceğiz bu işi. Niye kavga edeyim dizimle, değil mi? Dizimle kavga ederim, sonra doktorla kavga ederim. Doktorla kavga ederim, Türkiye Cumhuriyeti'nin sistemiyle kavga ederim. Bu sistemle kavga ederim, en son Allah'la kavga ederim. Bitmez ki o. Kardeşim, durum bu. Dizimin durumu bu. Veya işte bir gözüm tembel. Mesela bir gözüm benim %80-90 görmüyor. İşte annem babam zamanında işte rutin muayeneler yapsaydı veya okulda bir göz muayenesi olsaydı şimdi gözüm böyle olmazdı. Ya bunu mu diyeceğim şimdi? Gözümü seviyorum ya. Böyle seviyorum. Böyle kabul ediyorum. Gözüm tembel. Göz tembelliği var. Tedavisi de yok. Bu kadar basit. Kucaklıyorum. Onunla kavga etmiyorum. Niye böyle? Böyle olmamalıydı demiyorum. Çatışacağım bir durum da yok. Yapabileceğim bir şey de yok. Yarın öbür gün tıp ilerlerse de bakarım çaresine ama ya işte
onun beklentisi içinde de değilim. Kabul ediyorum. O zaman daha doğal bir şekilde bedenimle yaşamış oluyorum. Yoksa sürekli ne yaparım? Mutsuz olurum. Hani böyle saçı dökülen bazı adamlar vardır. Her aynaya baktığında böyle rahatsız olur. Veya kırışıklığı olan kadınlar gibi böyle işte şurayı nasıl sileyim? Böyle buraya şey yapar, sanki kırışıklık gidecek. Ya işte gidip allık pulluk sürer, bilmem ne sürer. Abi ne yapıyorsun ya? Niye kendine bu kadar eziyet ediyorsun? Bedenin olduğu gibi kabul et ya. Kırışıksa kırışık, buruşuksa buruşuk yani. Dert mi bu yani? Değil mi? Sahiplen onu, kucakla, olduğu gibi. Abartma da ya. Ben kendimi böyle seviyorum. Ya bak öyle tamponlar da yapma, öyle gereksiz şeyler de yapma. İşte her yaşın ayrı bir güzelliği var. Bak öyle uyanıklıklar da yapma. Yani kaçmak için garip garip yollar aramana gerek yok. Bu beden doğarken ana rahminde şekillenmiş, emrine verilmiş bir araba gibi. Kaç modelde ömrü bitecek bilmiyoruz. Anlatabildim. Belki 80 yaşında denecek ki artık bunun ömrü bitti. Geldiği yere tevdi edelim, toprağa verelim. Bu kadar. Bedenin mahiyeti budur. Bedenle özdeşleşme. Ama şu an bedeni kullanıyorsun. Bedeni bırakamazsın tırnak içinde. O sana verilmiş bir enstrüman. Onu kullanacaksın. Ama sen olarak değil, kendini o zannetme. Evet, bedenini kucakla. Bedeninle barış ama şey yapma yani böyle abartma da bunu yani. Ben bedenimi çok seviyorum, bedenim tam bana göre falan filan böyle abartma bir şey yani. Beden emrine verilmiş bir enstrüman. Bu kadar basit. Şu anki yaşı ne? Bir takvim yaşı var. Belki de yaşı böyle ama genç gösteriyorum. Ya saçmalama böyle şeylerle kardeşim ya. Niye böyle yapıyorsun? Yarın öbür gün biri sana diyecek ki sen kendini genç zannediyorsun ama aslında şu yaştasın. Bu sefer de moralim bozulacak. Neden? Çünkü bak bir şeyden kaçıyorsun. Yaşın 50 ise 50'dir kardeşim. Ya 50 ama 45 gösteriyorum. Ya yapma böyle şeyler kardeşim. Bak bu nedir? Kaçıştır. Bu böyle sofistike kaçış yapıyorsun yani güya. Veya işte her yaşın bir güzelliği var. Ben bu yaşımı da seviyorum. Ama içeriden diyor ki inşallah daha fazla yaşlanmazsın. Yani böyle hikayeler içindesin. Niye? Çünkü kaçıyorsun. Onu olduğu gibi sahiplenmiyorsun. Olduğu gibi kucaklamıyorsun. Ya kardeşim bu budur. Sabah kalktığımda saçım beyazlaştığını görürsem de beyazlaşmıştır. Döküldüğünü görürsem dökülmüştür. Gözümün altında bir kırışıklık varsa vardır. Yani bu kadar basit. Niye kabullenmiyorsun? Niye bir şeyden kaçmaya çalışıyorsun? Kaçmakla nereye varacaksın? Değil mi? Hepsi boş. Kaçma, kurbağayı kucakla. Kurbağayı kucaklarsan aslında onun görünümünün altında gerçek kendini göreceksin. Aslında senin gerçek kendiliğin onun tarafından örtülmüş. Depresyonun tarafından gerçek kendiliğin örtülmüş. Görünen tabaka depresyon tabakası. Ama altta ne var? Altta saf varlık var. Ha bırak. Depresyon sende biraz misafir durup oturmak istiyor. Otursun, kavga etme yani. Ya böyle memnuniyetsiz ev sahibi gibi de olmana gerek yok. Ben bu duyguyu istemiyorum. Ben böyle duygulardan hoşlanmıyorum. Ben kendimi böyle hissetmek istemiyorum. Niye? Bırak duruversin. Ne var ki? Ama kendin olma. Kendin olmadığını fark etmeye çalış. Biraz kendini ondan sıyır. Ve fark edeceksin ki aslında zaten o değilsin. Kendini mutsuz hissetmeden önce mutsuz muydun? Değildin. Sevginin seni terk etmeden önce kendini çok aşağılık, çok depresif, çok mutsuz, çok değersiz mi hissediyordun? Hissetmiyordun. Demek ki bak sen öyle bir varlık değilsin. Sadece bir duygu gelmiş, böğrüne oturmuş. Bu
Bu kadar. Otursun, biraz otursun yani. Acele etme, hemen kaçma. Hemen uzaklaşmaya çalışma. Otursun. Bak kim oturuyor, niye oturuyor, nereden geldi, nasıl oluşmuş, hikayesi ne? Bir bak. Ama sakince bak. Onun içinde kaybolmadan bak. Bir doktor gibi bak. Bir doktor nasıl ki bir akciğer filmini inceler, değil mi? Kanser olabilir o akciğer filmi ama kansere bakan doktor böyle kendi kanser olmuş gibi mi hisseder? Hayır, der ki bu bir akciğer, bir film, ona bakıyorum. Sakince bak, korkma, korkmadan bak. Korkmadan baktığında aslında korktuğun şeyin kendin olmadığını da anlayacaksın. O bir duygu durumu. Şu an senin psikolojik dünyanda geziyor. O bir düşünce durumu. Senin psikolojik dünyanda biraz geziyor. Bırak gezsin. Hani bazen şey olur ya böyle, odada bir sinek vardır. Böyle mesela benim annem biraz böyledir. Yani böyle takar ona. Ya diyorum anne sana ne yapıyor bu sinek? Sevmiyorum diyor, istemiyorum diyor. Tamam diyorum, sineği bulmaya çalışıyorum. Siz öyle olmayın. Ya bırak sinek dolaşsın ya. Ya bazen üzerime konuyor. Biraz konuversin ne olur, yiyor mu seni? Yok. Rahat ol. Geçsin bazen, dolansın. Bazen gözün önüne gelsin, dursun, sen de onu seyret. O zaman bakacaksın ki aslında kaçacak bir şey yok. Kaçmayı gerektirecek bir şey yok. O zaman o sakince zaten seni terk edecektir. Ama şey dedi, aa bak bekledim seyrediyorum ama terk etmedi. Öyle değil yani. Rahat bırak. O istediği zaman terk etsin. İsterse 3 sene kenarda otursun, ne olacak? Hani benim her zaman söylediğim, içimde kaç yıldır sosis yeme arzusu var. Dursun ne yapayım? Yani sosis yemem gerekmiyor. Ama niye bu arzu var içimde diye de kendime kahretmiyorum. Şu sahilde büfelerin önünden geçerken bazen damak zevkim çekiyor. Ama diyorum ki ben yemeği tercih etmiyorum. Kavga etmiyorum o istekle. Anlatabildim. Kavga etmeme de gerek yok. Farkımı görüyorum ve kavga etmiyorum. Belki ömür boyu devam edecek. Problem değil. Ben ona tabi olmuyorsam benim için bir problem değil o. O zaman kaçmama da gerek yok. Kaçış hikayelerine de gerek yok. Türlü türlü kaçma operasyonları yapmama da gerek yok. Bir bak bakalım. İçindeki öfkeye bak, gücenikliğe bak, alınganlığa bak. Niye bu kadar sertsin ona bak. Niye bu kadar tepkiselsin ona bak. Hepsine sakince bak. O zaman o kurbağanın altından prens çıkacaktır. Gerçek varlığının farkındalığı çıkacaktır. Evet, teşekkür ederim.